Hafta başından beri çok iyi hazırlandık. İstanbulspor takımı 3 senedir beraber oynayan, antrenörle hiç değişiklik yapmadan aynı teknik direktör ve 3 yıldır birlikte futbol oynayan bir ekip, çok koşan, dinamik bir takım olduğunu biliyorduk. Yaptığımız analizler doğrultusunda da çok çalıştık bu hafta. Taktiksel anlamda zaman zaman önde baskı yaparak, zaman zaman ikinci bölgede bekleyerek, zaman zaman önde şok pres yaparak rakibi hataya zorladık. İstediğimiz golü bulduk. Ama ikinci yarı geri çekilmeden bir ikinciyi, bir üçüncüyü atmak için de tekrar bir taktiksel anlamda oyuncularımızla konuştuk. İkinciyi, üçüncüyü atıp maçı kopartmak istedik. Oyuncuların bu yürekli davranışı, bu cesur davranışları ve fiziksel anlamda da Ankara Gücü bu sezonun en çok koştuğu mesafe oldu. Rekor kırdık bu maçta. Bu açıdan baktığımız zaman iki tane direkten dönen topumuz, bir iki tane de karşı karşıya oyunun son bölümünde Kane'in bir pozisyonu var. Değerlendiremediğimiz pozisyon var. Bir tane de penaltı verilir verilmez tartışılacak bir pozisyon var. Artık onunla da fazla konuşmayacağız çünkü hakemin değerlendirmesi öyleydi. Sonuç olarak bugünkü maçta 3 puan aldık. Oyuncuların taktik anlamda, ciddiyet anlamında baştan sona kadar giren de çıkan da her şeyi söylediğim harf harfine yerine getirdiler. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu galibiyetten dolayı da tekrardan bu 3 puanımızı camiamıza ve Ankara Gücü'nün büyük taraftarlarına armağan ediyoruz. Sadece oyun içinde 2-3 tane oyuncumuz zaman zaman çok kaydılar, ayakta kalamadılar. Bundan sonraki maçlarda da o kaymaları ortadan giderip ayakkabılarını değiştirerek daha sağlam ve sağlıklı ayakkabılı oynamalarında onları ikna edeceğiz. Sonuç olarak hayırlı olsun 3 puan. Hocam baktığımız zaman 3. sırada bir Ankara Gücü var artık şu anda. Hedef olarak daha farklı şeyler konuşabilir miyiz? Çünkü siz sürekli kalıcı olmaktan falan bahsediyorsunuz yani. Süper Lig hedefi falan öyle konuşabilir miyiz? İkinci sorum da iki yarıda iki penaltı pozisyonu var. Bize penaltı gibi geldi Ankara Gücü'ne verilmeyen penaltı. Penaltılar hakkında ne diyeceksiniz pozisyonu? Çok fazla ben hakemler hakkında konuşmuyorum. Hakemlerin takdiridir. Şimdi benim geçen günkü röportajımı iyi okumanızı, iyi analiz etmenizi isterim. Ben sezon başından beri hiçbir zaman şampiyon olacağız diye bir slogan atmadım, bir söylemde bulunmadım. Her zaman şunu söyledim, ben temkinli bir insanım. Eğer şampiyon olacağız derseniz, bütün şimşekleri oklar üzerinize çekersiniz. Zaten şu an Ankara Gücü'ne bize karşı herkes farklı oynuyor. Bu sefer hedefte takım olmamızla beraber, rakipleri de bunlar şampiyonluğa oynuyor gibi psikolojik olarak size karşı daha fazla konsantre, açık açık söylüyorum bunu artık, siz söylediğin için. Söylendiğim mesajların tamamını iyi okursanız orada ne demek istediğim çok net belli aslında. Ama şimdi hepimiz insanız. Ben bir şeyleri söyleyip içinden bir şeyi alıp hepimiz birbirimizin hakkından onu kötüye çekebiliriz. Ben orada diyorum ki hayallerimiz var. Çalışıyoruz. Hayallerimizi gerçekleştirebiliriz diyorum. Bir taraftan diyorum ki önce kalıcı olacağız. Hala söylüyorum. Önce kalıcı olacağız. Ama takımın gidişatına göre de hayallerimiz var. Hayallerimizi gerçekleştirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Bu yarıştan da kopmayacağız diyorum. Bunun açılımını siz düşünün. Tabii ki biz şampiyon olmak istiyoruz, lige çıkmak istiyoruz. Ama bu hemen birdenbire olmaz. Şu an Ankara Gücü'nün çok büyük sıkıntıları var. Bunları hepiniz biliyorsunuz. Biz bu sıkıntılarla mücadele edip bu çocukları her maçtan maça başkanımız, yöneticimiz, kulüpteki çaycısı kadar bu çocuklar mutlu olsun diye motive ederek maçlara çıkartıyoruz. Çok daha fazla da açık konuşmak istemiyorum. Bu çocuklardan Allah razı olsun çok karakterli bir oyuncu grubumuz var. Sonuna kadar Ankara Gücü için ellerinden gelen en iyi yapmaya çalışıyorlar. Şu anki bulunduğumuz durum itibariyle biz zirvenin içerisindeyiz. Zirve yarışından kopmak istemiyoruz. Hayallerimiz var. Hayallerimizi gerçekleştirmek için sonuna kadar bu savaşın içinde olacağız. Bilmem anlatabildim. Hocam, buyurun. Zor bir ligde mücadele ediyoruz. Çok zor şartlarda da oluşturulmuş bir takım her geçen günde üzerine koyarak gidiyor. Kadro derinliği mutlaka artacak. Ama dışarıdan görüldüğü gibi değil söyleminin içerisinde. Bugün itibariyle aşabildiklerimiz neler acaba? Çünkü burada bu soru şey çok önemli. Yani takımın sahadaki mücadelesinden daha önemlisi bana göre dışarıdan da yapılması gerekenler var. Bu konuda biraz
bilgi verelim. Çok net söylüyorum. Beşinci aya giriyoruz. Daha peşinatını almadan maça çıkan oyuncular var bu takımda. Herkesin çoluk çocuğu var, ailesi var. Ama biz bunların üstesinden gelmesini başarıyoruz. Başta ben, oyuncularım, yurt dışından gelmişler. Hepsini motive ediyoruz her maç. 5 ay. Bu çocuklar aslan gibi çıkıp futbol oynuyorlar. Bu işler kolay değil. Onlara çok teşekkür ediyorum. Onlardan Allah razı olsun. Başkanımız, yöneticilerimiz, herkes mücadele ediyor. Kaynak arıyorlar. Ama biz kendi kendimize bu çocuklarla konuşarak, ederek hep birlikte bu işin üstesinden gelmek için sonuna kadar mücadele ediyoruz. Dışarıdan göründüğü gibi değil dediğim bu. Anladınız mı? Amin. Ben bunu kaç haftadır söylüyorum. Artık açık açık söyledim. Bir şeyleri konuşurken lütfen rica ediyorum Ankara Gücü hepimizin. Biz burada başarılı olmak istiyoruz. Ama bir de bazı şartlar var. Ve bu şartlara göre, bu şartlar altında bu çocuklar aslan gibi mücadele ediyor. Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Tabii ki bizim de hedefimiz bu sene bu yeni kurulan bir takım, birbirini tanımayan oyuncular şimdi birbirini tanımaya başladılar. Takım iyi futbol oynamaya başladı. Her şeyden önemlisi iyi mücadele ediyoruz. Maçı bırakmıyoruz. Takım üstüne koymaya başladı. İnşallah bunu sezon sonuna kadar devam ettiririz hep birlikte. Biz bir ekipsek, medyasıyla, taraftarıyla, yönetimiyle, futbolcuyla, teknik heyetiyle hep beraber bu işe destek vermek lazım. Hep beraber destek vereceğiz ki bu takımı ittirelim. Bu takımı destekleyelim. Hayallerimizi gerçekleştirelim. Bilmiyorum. Var mı başka sorusu olan? Buyurun. Hocam, 1-0'dan sonra özellikle ikinci yarının son çeyreğine kadar, son çeyreğe hatta özellikle Fusila'nın oyundan çıkıp Abidoğlu'nun oyuna girmesiyle biraz daha defansif takım, rakibin kendisine çeken bir oyun sistemi şey yaptınız ama riskoya aldığınızı düşünmediniz mi? Biz çünkü Türk'ten korktuk onun için. Yok. Zaman zaman bazen de şimdi 45 ile 60-65 arası oyunu kopartmak için iki direkten dönen top. Baktık olmadı. Rakip de mağlup. Üzerimize gelecek belli. Biz de oyunu tutmak, oyunu kilitledik. Arkayı beşleyerek çünkü sakı çizgiye çekip sakın arkasına adam kaçırıyorlardı. Biz de oraya Yusuf'u alarak bir stoper daha arkayı kilitledik. Doldur boşaltıya başladılar. Ondan oyunu kilitledik. Sonuçta 3 puan aldık. Bunu yaparken de üzerimize daha fazla geleceklerini bilip arkada boş alanlar bırakacaklar. Nitekim o boşlukları da verdiler. Kendi bir tane %100 gol kaçırdı. Kenan'ın pozisyonu var. Bu futbolda bazen taktiksel anlamda yaptığınız hamleler tuttuğu zaman dahi oluyorsunuz. Tutmadığı zaman da hoca yanlış değişiklik yaptı oluyor. Bugün tuttu çok şükür. 3 puan aldık. Hepimize hayırlı olsun. İki takımı da tebrik etmek istiyorum. İki takım da gerçekten çok iyi mücadele ettiler. Maçın ilk yarısına gelince ilk yarıda biz birkaç tane iyi pozisyon yakaladık. Gole çeviremedik. Fakat anlamsız bir şekilde bir faulden sonra yan toptan golü yedik. İkinci yarıda beraberliği sağlamak adına sistem değişikliğine gittik. Bu sefer daha etkili oynamaya başladık. Fakat önde oynarken de ister istemez arkada pozisyon veriyorsun. Hem pozisyon bulduk hem pozisyon verdik. Gerçekten seyir zevki yüksek bir maç oldu. Ya ben iki takımı da kutluyorum. Takımımız bugün gerçekten çok iyi mücadele etti. Keyif verdiğini düşünüyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Adil miydi hocam? Ya şöyle, beraberliği yakalamak adına bazı risklere giriyorsun. Yoksa önde oynamak zorundasın, yoksa gol atamazsın. Bu sefer çok pozisyon veriyorsun. Rakip kaçırdı, pozisyon kaçırdı. Ama biz de çok pozisyon kaçırdık. Yani olmadı, olmayınca yani rakip kazandı. Tebrik ediyoruz. Hocam, Türk futbolunun köklü kulüplerinden birisiniz. Bir kriter söylemek gerekirse Pasolik raporunda 36. sıradasınız. Bu tribün yalnızlığı neyi ifade ediyor? Vallahi şimdi o konuda ne söyleyebilirim bilmiyorum yani. Gerçekten taraftar sayımız bayağı az. Biliyorsunuz bir şahıs takımı, AŞ takımı. Yani o konuda pek fazla... Çok köklü bir takım. Evet, evet ama o konuda fazla bilgim yok. Basın sözcüğümüz herhalde bu konuda daha bilgili. Yani o size İstanbul'da daha gerçekçi bilgi verebilir. Yalnız oynuyorsunuz maçları herhalde. Eskiden beri yoktu zaten. Süper Lig'deyken de yoktu. Ama bir kültür İstanbul spor. Kültür çok takım. Önemli bir üç büyük takım olduğu için. Evet. Yani bugün çok iyi bir İstanbul spor izledik. Biz keyif aldık gerçekten. Ama evet. Geçmişteki o
güzel günlerinden de bir şeyler görmek isterdim. Vallahi size şöyle söyleyeyim, gerçekten yani çok büyük bütçelerin olduğu bir ortamda biz cüzi imkanlarla bu takımı yarattık. Başkanımızdan tutun, biz teknik ekip, futbolcular gerçekten özverili çalışıyoruz. Yani bu ligde kendimize güzel bir yer bulacağız, inanıyoruz. Yani çalışmaya devam, yani iyi bir yerde bitireceğiz ligi. Ankara cephesinin verilmeyen penaltılarla ilgili itirazları var. Onunla ilgili bir yorumunuzu alabilir. Vallahi o konuda yorum yapmayalım. Hakemler konusunda konuşmak doğru değil. Çünkü geçmiş bir karar. Bizim oradan da pek gözükmüyor. Yani siz dışarıdan bizden daha iyi görmüş olabilirsiniz. Başka soru.